Merhaba arkadaşlar. Yıldız üçgen bağlantı ve yol verme nasıl yapılır? Böyle bir devre şemamız var. Devre şemamızı birlikte yapacağım. Ama önce güç devresi ve nötr hattın dağıtım yaptım. Çünkü hani çok vakit alıyor. Çok vakit olmadığı için bana biraz detayı olmayan bir konu olduğu için, gereksiz bir konu olduğu için hemen yaptım. Hani gereksiz demeyeyim de arkadaşlar. Hani öğrenmeniz için çok da teferruatlı bir konu değil. Nötrü buradan aldım. Kontaktörümüzün yıldız üçgen ana kontaktör. Yıldız kontaktörümüzün A2 bobin bacağına verdim. Buradan tekrar üçgenin A2'sine. Buradan da yine ana kontaktörümün A2'sine. Ana kontaktörümün A2'sinden de aldığım zaman rolemin A2'sine nötr verdim ve nötr dağılımını yaptım arkadaşlar. Burada ne yaptım? Burada ana kontaktörün L1'ini aldım. Üçgenin L3'üne girdim. Ana kontaktörün L2'sini üçgenin L1'ine. L3'ünü de arkadaşlar L2'ye girdim. Yine burada ana üçgen kontaktörümün T1'ine, yıldızın T1'ine, T2'sini yıldızın T2'sine, T3'üne yıldızın T3'üne girdim. Burada da yine yıldızımın üstüne şöntledim. Yani L1, L2, L3'ü birbirine enerji geçecek şekilde şöntledim arkadaşlar. Terimim var bir tane. Şimdi bağlantısını birlikte yapalım. Şimdi burada R fazından yani üçlü otomat kullanmadım. Sadece kumanda devresi için ikili otomat kullandım. R fazından bir tane faz alıyoruz. Aşağı akım rölesinin kapalı kontağına, aşağı akım rölesinin kapalı kontağının çıkışını stopa, stopun çıkışı starta, startın çıkışı üçgenin kapalı kontağına, üçgenimizin kapalı kontağına girecek. Üçgenin kapalı kontağı zaman rölesinin kapalı kontağına girecek. Zaman rölesinin kapalı kontağı da yıldızın bobin bacağına. Burada işte üçgenin kapalı kontağının çıkışını zaman rölesinin 1 numaralı ucuna vereceğiz. 1 numaralı ucuna verdikten sonra tekrar 3 numaralı kapalı kontaktan bir çıkış alıp yıldızın bobin bacağına giriş yapacağız. İlk sırayı bir yapalım arkadaşlar. Buradan bir faz alıyoruz. Buradan aldığımız fazı terimimizin 95'ine giriş yapıyoruz. Yani kapalı kontağına. Yüksek amper olmadığı sürece her zaman çalışacak demek hani. Ondan sonra tekrar arkadaşlar kapalı kontaktan bir çıkış alıyorum. Onu da start'a giriyorum. Stop'a giriyorum. Tekrar buradan bir çıkış alıyorum. Stop'a girdim. Stop'un çıkışını tekrar start'a gireceğim. Evet, stop'un çıkışını start'a girdim. Start'ın çıkışını tekrar arkadaşlar üçgenimin kapalı kontağının üçgen kontaktörüm buydu. Benim üçgen kontaktör, ana kontaktör, üçgen kontaktör, yıldız kontaktör. Üçgen kontaktörümün kapalı kontağının girişine herhangi birisine NC var. Bakın burada NC yazıyor. NC yazanın herhangi birine girebilirim. Hani burada yazan sayılar çok da önemli değil. Yani 54, 62, 72, 84 bunlar çok da önemli değil. Önemli olan açık kontak ve kapalı kontak. NC, NO bunları yazması yeterli bizim için. Üçgenin kapalı kontağının çıkışından tekrar bir ek alıyorum. Zaman rolesinin 1 numaralı ucunu besliyorum arkadaşlar. Tekrar buradan bir ek aldığımda zaman rolesinin 1 numaralı ucuna yetişiyor mu? Yetişiyor galiba. Buradan bir ek alıyorum. Bunu zaman rolemizin 1 numaralı ucuna enerji veriyorum. Birinci sırada şu an bir tane işimiz kaldı. Zaman rolesinin kapalı kontağı yani bizim şu an 3 numara kapalı kontağımız. Kapalı kontağından bir ek alıyorum. Yıldızın bobin bacağına giriyorum. Yıldız kontaktörümün bobin bacağına şu an girdim. Tekrar burada stop'un çıkışından veya start'ın girişinden bir ek alıyorum. Pardon, buraya gelmedik, şuradayız. Üçgen kontaktörün kapalı kontağının çıkışı yani şuradan bir ek alıyorum. Zaman rolesinin bobin bacağını enerjiliyorum. A1 bobin bacağını enerjiliyorum. Daha sonra tekrar yine üçgenin kapalı kontağının çıkışından yine bir ek alıyorum. Yıldızın kapalı kontağına giriş, açık kontağına giriş yapıyorum. Yıldızın açık kontağının çıkışını tekrar yıldızın kapalı kontağına giriş yapıyorum. Yıldızın kapalı kontağının çıkışında üçgenin bobin bacağına verip o sırayı da bitirelim. Üçgenin kapalı kontağı burası. Üçgenin kapalı kontağından bir çıkış alıyoruz. Buradan aldığım çıkışla zaman rölesinin bir numaralı A1 bobin bacağını enerjilemiş oluyorum. Evet, şu an zaman rölesini enerji yedik. Tekrar üçgenin çıkışından, kapalı kontağının çıkışından bir ekle alıyorum. Yıldızın açık kontağını, yıldızın açık kontağının çıkışını, tekrar kapalı kontağını, kapalı kontağının çıkışını üçgenin bobin bacağına vereceğim. Bakalım elimizde ne var arkadaşlar. Şu an buradan bir ek aldığımda yıldızın kapalı açık kontağına gireceğim. Yetişir mi? Yetişir gibi. Tekrar buradan bir ek daha alıyorum. Bunu yıldızın açık kontağına giriş yapıyorum. Yıldızın açık kontağının çıkışını da tekrar üçgenin yıldızın kapalı kontağına giriş yapacağım. Tekrar şu şekilde yetişir mi? Yetişmez. Tekrar buradan üçgenin yıldızın kapalı kontağını açık kontağından bir çıkış alıyorum. Buna da yıldızın tekrar kapalı kontağına giriş yapıyorum. Yıldızın kapalı kontağından aldığım çıkışı üçgenin bobin bacağına vereceğim. Yani burası yetişmesi lazım. Bakalım. Buradan bir çıkış alıyorum. Bunu da üçgenin bobin bacağına veriyorum. Kablo. Şimdi en son start'ın girişi, stop'un çıkışı ortadan bir ek alıyorum. Ana kontaktörümün açık kontağına, buraya. Ana kontaktörümün açık kontağının çıkışında tekrar ana kontaktörümün A1 bobin bacağına vereceğim. Burada start'ın çıkışından, girişinden, stop'un da ortası, yani ikisinin ortasından bir ek alıyorum. Bu aldığım ekimi kontaktörümün 13 numaralı açık kontağına giriş yapıyorum. Ve yine oradan 13 numaralı normalde open açık kontağımdan alıp bobin bacağında enerjiledim mi bağlantımız tamam demek. Yine bu aldığım ekimi A1 bobin bacağına giriyorum, ana kontaktörümün. Kablo aynı renk olduğu için A1 bobin bacağına girdim. Arkadaşlar, küçük bir hatamız oldu. M kontaktörünün açık kontağına, mesela start'ın şuradan girişinden ek aldık, şu ek. Bunu mesela M kontaktörünün açık kontağına giriş yaptıktan sonra, mesela şuradan giriş yaparsam 14'ten, 13'ten çıktıktan sonra bobin bacağına gitmemiz gerekiyormuş. Değilse hani sigortayı kaldırır kaldırmaz hemen çalışıyor sistem. Onun için burayı söküyoruz. Yani kumanda devrelerinde böyle arkadaşlar dikkat etmek gerekiyor, değilse yani görünmez bir hata sistemi çalıştırmıyor. Mesela şu an buradan arkadaşlar ben start'ın girişinden ek aldım. Normalde hani kontaktörlerin arkadaşlar burası giriştir, burası çıkıştır kontakları, ama hani böyle çok teferruat gerektirmeyen bir sistem. Mesela burada buraya giriş, buraya çıkış yaptım. Çıkışını da A1 bobin bacağına verdim, ana kontaktörümün. Bu şekilde devreyi tamamladım. Şimdi şurası kaldı. Bir de yıldızın kapalı kontağının açık kontağının girişi, çıkışı, açığın çıkışı burası. Buradan bir ek alıp M kontaktörümün kapalı kontağının çıkışına bağlamam gerekiyor. Yani şuraya bağlamam gerekiyor. Onu da yapalım. Şuradan bir ek alıp burada. Yine buraya. Tamamdır. Şimdi ben start'a bastığımda yıldız çalışacak. Sonra üçgene geçecek arkadaşlar. Ayarladığım süre kadar, yani 8 saniye ayarladım. 8 saniye sonra üçgene geçecek. Önce 220 ile, yani düşük tek fazla sistem gibi demeyeyim de, sargılar arası 3 sargı var ya mesela senkron motorda. Sargılar arası gerilim farkı 220'dir yıldızda. Üçgende 380'dir. Şimdi ben start'a bastığımda enerjimi veriyorum. Start'a bastığımda şu an ikisi çekti. 8 saniye sonra üçgenle ana kontaktör çekiyor. Yani şunu çıkaralım, tam gözükmüyor çekip çekmediği. Ben ta ki stop yapana kadar şu an üçgende çalışacak. Şu an yıldızda çalışıyor. 8 saniye sonra üçgene geçecek. Ve gördüğünüz gibi zaman rolesi devre dışı kalıyor. Diğer sistemlerde aynı zaman rolesi devre dışı kalmıyor. Onun dolayı böyle bir arkadaşlar devre şeması buldum ve bunu yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Hani dikkat edin, küçük bir hata sistemi çalıştırmıyor. Bakın ben burada ana kontaktörün açık kontağının girişinden giriş yapıp çıkışından almadığım için çalışmadı. Mesela şuradaki A1'e giden fazı ben giriş yaptım, oradan da aldım. Hani normalde buradan giriş yapıp oradan almam gerekiyordu. Yani küçük bir hata sistemi iptal ediyor arkadaşlar. Ondan sonra düşünüp duruyorsunuz ya devre şeması yanlış, ya ben yanlış yaptım falan, işin içinden çıkamıyorsunuz yani. Teşekkürler arkadaşlar.